Deadpool and Wolverine filminden ilk fragman yayınlanmadan hemen önce filmle ilgili ortaya çıkan yeni bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Aslında bu konu hakkında bir teori videosu hazırlayacaktım ancak 2021 yılında paylaşılan bir Instagram gönderisi üzerine teorinden bahsetmeme gerek kalmadı. Bundan birkaç hafta önce Maestro Hulk hakkında konuştuğum ve Deadpool 3 bağlantısından bahsettiğim bir içerik hazırlamıştım. Video içerisinde Hulk varyantlarından biri olan Maestro'nun Deadpool and Wolverine filminde yer almasını beklediğimden bahsettim. Ancak bu videoda bizim bildiğimiz Bruce Banner ve Hulk'ın Wolverine ve Deadpool'la savaşacağından bahsedeceğim. Çünkü Deadpool and Wolverine filmi aslında Wolverine vs. Hulk filmine çok fazla referans veriyor. Wolverine vs. Hulk filminde Sabertooth, Lady Deathstrike ve Deadpool'un Deadpool gibi karakterlerde yer alıyordu. Ve aynı şekilde Deadpool and Wolverine filminin kamera arkası görüntülerinde Sabretooth ve Lady Deathstrike'ı bizlere gösterdiler. İlk teaserde Deadpool'un oturduğu yerde halkın Sakar'daki yatağına benzer bir kafatası gösterilmişti. Yani zaten teaser içerisinde halka güzel bir referans vermişlerdi. Ancak bundan 3 yıl öncesinde filmin yönetmeni Sean Levy güzel bir paylaşım yapmış. Bu paylaşımda ise Deadpool ve halkı kapıştırmak istediği yeni bir film üzerinde çalışacaklarını söylemişti. Hatta postu beğenenler arasında halk karakterini canlandıran Mark Ruffalo da vardı. Öncelikle bu filmde bir halk varyantı görmemiz bence çok normal. Çünkü bu film içerisinde Chris Evans bile yer alacak. Chris Evans'ın Fox evreninde Human Torch olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda TV ekranlarında Kaptan America olarak gösterildiği sahneler bile vardı. Buna rağmen oyuncunun filmde Human Torch'u canlandırması filmin ilerleyişinde bir sorun olmayacak. Yani Chris Evans bile filmde yer alabiliyorsa Mark Ruffalo'nun yer alması bence imkansız olamaz. Hulk meselesine gelecek olursak film içerisinde Hulk ve Wolverine arasında güzel bir kapışma izleyeceğiz. Aslında bu güzel bir video fikri olabilirdi ancak MCU Hulk üzerinden konuşursak Wolverine'le kapışması beni pek heyecanlandırmıyor. Mesela Hulk vs. Wolverine çizgi romanlarında ya da çizgi filminde Hulk'ın da çok iyi bir iyileştirme faktörü vardı. Ancak MCU Hulk açısından olaya bakarsak Wolverine Hulk'ın derisini kolayca kesebilir. Zaten çizgi romanlarda da kesiyordu ancak Hulk hızlı bir şekilde iyileşebildiği için kendini kurtarmayı başarıyordu. MCU'da halkın iyileştirme faktörü çok yavaş çalışıyor ve iyileşebilse bile vücudunda iz bırakıyordu. Dolayısıyla MCU'da Hulk vs. Wolverine izleyeceksek en azından 2003 Hulk kadar güçlü ve hızlı iyileşen bir karakter görmemiz lazım. King Thanos macerasında 2003 Hulk'ı göstermişlerdi. Eğer 2003 halkı bir şekilde gördüyse ki Deadpool and Wolverine filminde buna benzer bir karakter olabilir. Ancak bu karakter tiplemesi ve insan formunu muhtemelen Mark Ruffalo canlandıracak. Biliyorsunuz ki Deadpool and Wolverine filminden ilk fragman Mayıs ayında gelecek. Ve fragmanın Maymunlar Cehennemi 4 filmiyle birlikte ortaya çıkacağı söyleniyor. Zaten biliyorsunuz ki Fox Disney tarafından satın alındı. Yani Kingdom of the Planet of the Apes filmi aslında Disney'e ait. Dolayısıyla Disney'in kendi filminden hemen sonra başka bir filminin fragmanını paylaşması bence çok normal. Zaten Mayıs ayına şunun şurasında ne kaldı ki zaman çok hızlı bir şekilde akıp geçiyor. Ancak bu video içerisinde sizlere en büyük beklentimden bahsetmiş oldum. Film içerisinde Hulk vs. Wolverine göreceğimize fazlasıyla eminim. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka içerikler olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.